Herkese yeniden merhaba, ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz tabii ki. Bugün voiceover yapıyorum. Videonun üstünde konuşacağım. Çünkü çekemedim bu şekilde. Böyle hızlı hızlı size anlatacağım. Önce yine tabii ki Bobbi Brown nemlendiricilerle başlıyoruz. Daha sonra Bobbi Brown'ın Vitamin Enrich bazını kullanıyorum. NYX'in Angel Veil gözenek kapatıcısı ve direkt fontana geçiyorum. Önce cildi hazırlamak önemli çünkü cildimi mükemmel yaptıktan sonra gözü nasıl bir şekil vereceğimi daha net anlıyorum. Huda Beauty'nin Macaroon ve Panna Cotta fondöteni karıştırıyorum. Daha sonra Tarte Shape Tape ile Light rengini yüzümü aydınlatmak için kullanıyorum. H&M'in Beauty Blender ile süngeri ile dağıtıyorum bunu. Baking aşamasına geçmeden önce bu sıra çok çok severek kullandığım bir ürün var. Lancome'un Stick fondöteni. Bunun 05 rengini kullanıyorum. 005 rengini. Benim ten rengim için tam bir bronzer ve yüzümü ısıtan bir renk. Çok kontür rengi olmasa da zaten gördüğünüz gibi birazcık daha ten rengimi ısıtıyor. Yine de boyut kazandırıyor. Dağılması acayip kolay. Ve şu an hem fondöten için hem de kontür ürünler için AliExpress setinden sipariş ettiğim kabuki fırçayı kullanıyorum. Şimdi Makeup Forever'ın Vistiğini kullanıyorum. Bunun numarasını çok net hatırlamadığım için şeylerde bulabilirsiniz. Açıklamalarda isterseniz oraya bakabilirsiniz ama çok da gerekli bir ürün değil. Sadece hem denemek hem de biraz daha kontürü yoğunlaştırmak için onu kullanıyorum ve dağıtıyorum yine aynı fırçayla. Şimdi küçük bir ekleme yaparak göz çevremi biraz daha aydınlattım. Biliyorsunuz kimin fotoğrafında çok yoğun bir aydınlık var göz altı çevresinde. Şimdi baking yapıyorum. RCMI pudra kullanıyorum. Bu pudrayı yoğun yoğun göz altına uyguluyorum ve tüm aydınlık durması gereken bölgelere de baking yapıyorum ki fotoğraflarda bu bölgeler çok aydınlık çıksın, sabit çıksın, mat çıksın. Yüzünüz olabildiğince matlaştırıyorsunuz böyle bir görünümde. Tabii ki yine Morph Jaclyn Hill alıyorum ve üstteki açık tonlar ile öncelikle gölgemi veriyorum. Tamamıyla kahverengi bir görünüm olacak ama kaşımı yapacağım tabii arada. Onu unuttuğum için önce ona verdim. Bobbi Brown'un Mahogany farını kullanıyorum. Çok keskin bir kaş yapıyoruz aslında. Normalde benim yaptığım doğal bir kaş doldurmak yerine bütün şekli dolduruyorum. Burada gördüğünüz tonları kullanıyorum. 4 tane bronz ve kahve tonları sizin için yeterli olacaktır. Eğer elinizde ne varsa o. Şimdi Inglot'un eyeliner'ına geçiyorum. 77 numara jel eyeliner'ı, mükemmel bir eyeliner. Yine AliExpress'ten söylediğim bir eyeliner fırçası bunun. Linkini aşağı koyacağım çünkü çok ince bir fırça ve uygulaması gerçekten çok kolay. Eyeliner'da kilit olabilecek şeylerden biri, kimin makyajında tamamıyla badem görünümü elde etmeniz gerekiyor. Benim göz yapım mesela iç köşelerim daha yuvarlaktı. O yüzden küçücük bir incelttim, öne doğru getirdim. Eğer sizin göz yapınızda böyle bir şey zaten mevcutsa yapmanıza gerek yok ya da benimki gibi yuvarlaksa biraz sivriltebilirsiniz ucunu yakından da gördüğünüz gibi. Eyeliner'ı normal eyeliner gibi birazcık daha kalın çekip NYX'in kalem uçlu fırçasıyla dağıtıyorum. Bu eyeliner şu an çok dağılmamış gözüküyor ama bence bu kesinlikle çok iyi bir avantaj. Eğer çok kremsi olursa yayılmaya başlıyor ve gerçekten görünümünüzü yok ediyor. O yüzden ben bu eyeliner'ı çok sevdim. İyice dağıtabiliyor olmanız lazım. Bobbi Brown'un bu detay fırçasıyla çok güzel dağılıyor mesela. Ne çok yapış yapış oluyor ne de çok sert oluyor. Bu fırçayla ben performansını beğendim. Her gözümün bütün çerçevesine aynı eyeliner geçiyorum zaten. Ve yine NYX'in kalem fırçası ile birazcık da dağıtıyorum ki tamamıyla smooth, böyle düz bir görünüme sahip olabileyim. Şimdi diğer tarafı hızlıca yeniden pratik yapmanız için gösteriyorum. Benim dediğim gibi göz iç tarafımı birazcık daha kalın yapmam gerekti ki kimin gözlerine benzesin, birazcık daha badem dursun, daha sivri gözüksün. Siz kendi göz tipinize göre nasıl durması gerektiğini daha net görebilirsiniz. Şimdi Jaclyn Hill'deki siyah farı alıyorum ve eyeliner'ın son kısmını hem bastıracak hem de küçük dağıtma hareketleriyle dağıtıyorum. Eyeliner'ı biraz kalınlaştıracak bu yöntem. O yüzden öncesinde çok kalın bir uygulama yapmamaya çalışın.
Yine koyu kayu kahverengi farımı aldım ve birazcık daha üstünden geçtim ki dağılımı güzel olsun. Şimdi Berya ablanın kendi kirpiklerinden kullanıyorum. Bu en yoğun kirpikleriydi herhalde stüdyosunda olan. O yüzden onları kullandım. Flormar'ın bu ince yapılı fırçasıyla da hem alt kirpik tipimi hem de üst kirpik tiplerine geçiyorum. Bunun daha sonra fotoğraflarda yeteri kadar kim görünümünü elde etmeyeceği için de tekli short Lyonnais'in kirpikleriyle alt kirpik tiplerimi destekliyorum. Ya bu tamamen fotoğraf için yaptığım bir şey de sizin illa bunu yapmanıza gerek yok. Eğer alt kirpik tiplerinize fazla maskara sürerseniz zaten çok güzel duracaktır. Şimdi yüze geçiyoruz. Yüzde çok fazla bir detay yok çünkü bütün ürünleri krem ürünlerle hallettik. Önce MAC'in Scope Bronzer'ını kullanıyorum. Daha sonra Anastasia Kitty'deki en soğuk kahveyi kullanarak gölgelerimi derinleştiriyorum. Bu da NYX'in bir fırçası. Bunu da ayrıntı gölgelendirmeleri için kullanıyorum yoğunlukla. Yüz genel olarak mat. O yüzden yani çok bronz bir ten olduğu için pembe ya da şeftali bir allık da tercih etmedim. Daha çok kahverengiye kaçan bir allık tercih ediyorum. Bu da NYX'in allık paletinden. Yani kimin çok fazla aydınlatıcısı yoktu. Mario'nun neden bu kadar az aydınlatıcı uyguladığını gerçekten çok bilmiyorum. Fırçama çok az alıp burnumun üstünü biraz yoğunlaştırıyorum. Yanaklarıma çok hafif ve alnıma özellikle biraz highlighter getirdikten sonra MAC'in Fix Blush ile sabitledim. Şimdi NYX'in kalemini kullanıyorum. Bunu da rengini yazacağım. Aşağı rahatlıkla bulabilirsiniz orada. Kremsi yapıda ve daha çok kahverengimsi olan bir ruj. Şeftali kahve bir ton. Kimin kendi dudak rengi birazcık daha kahverengiye kaçıyor. Benimki biraz daha pembe. Bunu çok değiştirmeye çalışmadım. Daha doğal bıraktım. Üstüne de şeffaf bir gloss geçiyorum. Bu sayede görünümümüz bitmiş oluyor. Aslında gayet kolay. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.